İyi geceler efendim. Survivor Extra'ya hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Murat Özarı, Semi Öztürk, Sema Aydemir'le birlikteyiz. Mavi takımı tebrik ediyoruz. 12-8'lik bir üstünlük kurdular ve ikinci oyunu da kazandılar. Aileleriyle görüşme hakkını elde ettiler. Tabii ki oyun sonunda canlı yayında biz de takip ettik burada. Berkay ile Doru arasında bir gerginlik oldu. Berkay Adam gibi sevinin dedi. Çıkıştım mavi takıma. Steven'la Batuhan arasında da bir gerginlik oldu. Acun Ilıcalı'nın da bazı müdahaleleri oldu ve hemen Survivor Extra Twitter hesabından bir anket açtık. Sizin de fikrinizi merak ediyoruz. Mavi takımın sevinçlerini abartılı buluyor musunuz? Evet, abartılı buluyorum. Hayır, abartılı bulmuyorum. Survivor Extra Twitter hesabında anketimizi şu anda açtık. Yaklaşık bir 30 dakika sürecek. Sonuçları da paylaşacağız. Herkesten katılım bekliyoruz çünkü günlerdir bir tartışma konusu. Mavi takımın sevinçleri bunları da biz de masaya yatıracağız diyorum ve hemen Murat abiye vereyim sözü. Furkan dede şimdi adı üstünde bir kere yılın en büyük ödülü. Yani söylerken bile insan bir tuhaf oluyor. Yılın en büyük ödülü. Yılın en büyük ödülünü de kazanmak için kıran kırana bir mücadele oldu. Çok doğaldır. Sinirler tap noktaya çıktı. O da doğaldır. Mücadele tap noktaya çıktı. O da doğaldır. Çünkü sonuçta aileleriyle oturacaklar yemek yiyecekler. Ve inanılmaz bir ödül. Bu ödülü de kazanmak için herkes tabiri caizse birbirlerini yerler yani. Öyle bir durum var yani anladın mı? Herkes her şeyini varını iyi onu ortaya koydu. Hani bir şey derler babamı tanımam. Bu oyunda kimse babasını tanımayacak haldeydi yani. Öylesine gergin bir atmosfer. Ve sonuçta da bu yılın en büyük ödülünü mavi takım... İki dünü de kazandı, bugünü de kazandı. Mavi takımı tebrik ediyoruz. Mavi takım kazanırken ne oldu? Kırmızı takımın yıldızı, en büyük yıldızı maalesef bu gece kaydı. Yıldız yok oldu. Kim o? İsmail. İsmail Balaban 4'te 0 yaptı. Yani İsmail Balaban için 4'te 0 yapmak demek İsmail Balaban için çok büyük bir handikap. Yani İsmail Balaban da şu anda kendisine yakıştıramıyordur yani 4'te 0 yapmayı. Ve İsmail Balaban 4'te 0 yaparken de İsmail Balaban oyun arasında da psikolojik sorunlar yaşadı. Bir küstü böyle oyuna. Ben çıkmak istemiyorum dedi. Batuhan geldi onu ikna etmeye çalıştı. Çık dedi. İsmail Balaban ben çıkmayacağım dedi. Ve İsmail Balaban da bu gece bir psikolojik sorunlar çıktı. Neden bilmiyorum. Yani bugüne kadar harika işler yapan İsmail Balaban bu geceyi buldu yani. Bundan daha önemli bir ödül var mı? Bundan daha önemli bir oyun var mı? Bugüne kadar hiçbirini kazanmasaydın İsmail. Hiçbirinde psikolojik sorunlar yaşamayıp küsmeseydin de bu gece çıkıp her şeyini ortaya koysaydın. Ne oldu İsmail Balaban'a ben anlamadım. İsmail Balaban'ın böylesine psikolojik sorunlar yaşayıp bu handikapları yaşaması sonucunda da hı hı. ne oldu? Kırmızı takım doğal olarak kaybetti. Hep ne diyoruz? Kırmızı takımın erkekleri eğer iyi olmazsa zaten kadınlar zaten başarılı olamıyor. Ne oldu bu gece? Yine aynı şey. 6'da 5 kadınlar, 6'da 1 kadınlar. Yani kadınların yine inanılmaz bir üstünlüğü var. E o tarafta İsmail Balaban, Batuhan, Berkay var. Bunların üçünden biri kötü olursa zaten kırmızıdan hiç şansı kalmıyor. E şimdi de İsmail de kötü olunca Berkay ile Batuhan da elinden geleni yaptılar. Mesela Batuhan 6'da 4 yapmış. Berkay kaç yapmış? O da 4'te 3 yapmış. Hı hı. E şimdi onlar elinden geleni yaptı. Ama İsmail Balaban'ın bu kadar performans düşüklüğü zaten kadınlar diğer kadınlara Sen karşı, karşı her zaman kaybediyor. Abi. Sen Efendim? bu İsmail Balaban'ın demoralize olmasını neye bağlı? İsmail Balaban demoralize şundan oldu. E, atışları yapamadı. Yapamayınca atışları yapamayınca da orada da Batuhan'ın bir lafı oldu. Onunla Batuhan'ın ikisinin arasında benchte bir Batuhan halbuki kötü niyetiyle söylemedi. İsmail Balaban'a böyle bir, bir strateji üzerine. üzerine bir şey söyleyince Balaban o lafı alındı biraz. Alınınca da o laf psikolojisini bozdu ama şimdi Balaban şimdi bu ne? Bak yılın en büyük ödülü. Yani Şampiyonlar Ligi finali bu. Sen yani, burada sahaya çıkıp he, kendini göstereceksin. Hani, şimdi Balaban Bal şimdi mesela diyelim ki bir futbolcu var. Mesela kendi liginde Avusturya Ligi, e, e, Belçika Ligi, bilmem ne ligi, Türkiye Ligi. O ligde atıyorsun goller, atıyorsun, atıyorsun. Takımın ne oluyor? Şampiyonlar Ligi'ne çıkıyor. Bütün dünya seni gözü senin üzerinde. E sen o ligde attığın goller tamam da sen nerede golleri atacaksın? Bütün dünyanın gözü önünde olan Şampiyonlar Ligi finalinde golleri atacaksın ki sen de ön plana çık, takımın da ön plana çıksın zafer al. Ama İsmail Balaban bu gece ne olduysa bilmiyorum bir anda bir çöküş yaşadı ve onun çöküşü de takımın da çöküşünü getirdi. Balaban niye böyle yaptı anlamış değilim. Peki hemen Sema'ya vereyim sözü. Sema'cığım sen de oyunu değerlendir. Birazdan çünkü e, sevinçlerle ilgili fikirlerimizi de Tabii. Beyan edeceğiz. Semi şimdiden gülmeye başladı bana. Survivor Extra Twitter hesabında mavi takımın sevinçlerini abartılı buluyor musunuz diye sorduk. Evet abartılı buluyorum. Hayır abartılı bulmuyorum diye cevap verebilirsiniz. Katılımınız önemli. Buyurun. Mavi takımı çok tebrik ederim. Yani dün de çok iyiydiler, bugün de çok iyiydiler. Ama kırmızı takım için şimdi İsmail dörtte sıfır yaptığı bir yerde kırmızı takımın şansı çok zor. Ama İsmail her gün olduğu gibi olsaydı bugün zaten Batuhan'la Berkay üstüne düşen görevi yaptı. Alabilirlerdi. Şansları çok büyüktü. Bu yani kaybetmek değil, sayı vermek değil. İsmail'in sayı kaybı, herkes sayı kaybedebilir. Ama oyundan çekilmek ya da oyunu oynamak istememek. Şu da var. Orada savaşmaya çalışan Batuhan, Berkay zaten direniyorlar çocuklar. Onlara da bunu yaşatmaya hakkı yok. Yani orada Batuhan İsmail abisiyle mi uğraşsın yoksa karşı tarafla mı uğraşsın? Yani şunu en güvendiğin daha yıkılırsa sen ne yaparsın? Sadece kendisi değil takımı da demoralize Tabii, ediyor bir yani, şekilde aşağı çünkü çekiyor. Çünkü o herhangi bir yarışmacı değil. O takımın en başarılı yarışmacısı. En güvendiğin adam böyle yıkılırsa ben de yıkılırım. Arkamdaki kızlar zaten yıkılır. Yani zaten çok başarılı gitmiyorlar. O yüzden İsmail e orada daha gibi durması gerekiyordu. Yapamadı mı? Sen yapacaksın kardeşim. Ben yapamadım, sen yapacaksın demeliydi. En azından motive etmeliydi. Çünkü Batuhan ya da Berkay sürekli ya onlarla mı uğraşacak, onlarla mı uğraşacak, kızlarla mı uğraşacak? Zor yani bu psikolojiyle böyle bir ödülde. Bir de bununla baş etmek de zor. Bir kere yan tarafta ailen seni bekliyor. Dün oyunu vermişsin. Bugün ne olacağım belli değil. Gerçekten İsmail burada yapmamalıydı. Çünkü o Başarılı bir yarışmacı ee, zannediyorum. Sürekli kazanmaya alışık olan insanlar kayıplarda daha çok yıkılıyorlar. Çünkü e, mesela Alena Çalışkan da çok oyun kaybediyor ama ben böyle ben oynamayacağım dediğini görmedim. Demek ki bazı insanlar gerçekten başarılı oldukları için başarısız için... Çalışkan kazandığı zaman bir daha ben oynamayacağım diyebilir. Belki <laughs> yani hazır kazanmışken <laughs> bir daha maça çıkmayayım diyebilir. Yani bilirim. çok üzülüyorum. Neden üzülüyorsun? Şimdi bak e, İsmail ile ilgili şöyle Murat abiye şu noktada katılıyorum. <laughs> Atışı tutturamadı. İzliyorum çünkü son atışları izliyorum. Şimdi topa yüksekten atıyor top sekerek e, sembollerin üstünden dışarı gidiyor. Yani bir türlü Sektir, o konsantrasyonu çok aşırı şekilde sektirdiğini çok gördük. E, yine de tabii tebrik edeceğimiz kişiler de var hem kırmızı takımdan mavi takımdan. Semih'e de verelim Oyunla ilgili neler söyleyeceksin. Aleyna Çalışkan dün 3'te 0 bugün 2'de 0 5'te 0 yaptı böyle bir ciddi oyunda. E, zaten biz söylüyoruz Aleyna Çalışkan buralarda biraz performans olarak yetersiz kalıyor.